Bir zamanlar, gökyüzüne yakın, bulutların arasında gizemli bir dağın tepesinde, ışıltılı bir saray bulunan bir krallık varmış. Bu krallığın hükümdarı, göz kamaştırıcı güzellikte, her tarafı kristal ve değerli taşlarla süslü bir saray yaptırmış. Bir gün, kral, sarayının bahçesinde, yaşlı ve bilge bir adamla karşılaşmış. Adam krala demiş ki, "Majesteleri, eğer uçan adanın ötesindeki, gümüş kuşu getirir ve sarayınızın bahçesine yerleştirirseniz, krallığınızın şerefi doruğa ulaşır." Bu sözler üzerine adam gözden kaybolmuş. Kral, bu düşünceyle her gün daha çok kederlenmiş. Bir gün çocuklarına demiş ki, "Sevgili oğullarım, uçan adanın ötesinden gümüş kuşu nasıl getireceğimizi düşünüyorum." Çocuklar babalarına bu görevi üstlenmeye söz vermişler. Üç oğul, maceralarına at sırtında başlamışlar. Uzun bir yolculuktan sonra, bir çeşmenin başına varmışlar. Dinlenip, su içtikten sonra yollarına devam etmişler. Yol ayrımında, her biri farklı bir yola gitmeye karar vermiş. En büyük oğlan sol yolu, ortanca oğlan sağ yolu seçmiş ve en küçük oğlan da ormanın içindeki gizemli yolu seçmiş. En büyük ve ortanca oğlan, birbirlerinden ayrılarak farklı şehirlere varmışlar ve orada yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar. Bizim hikayemiz küçük oğlanla devam ediyor. Küçük oğlan, ormanın içindeki yolda birçok zorlukla karşılaşmış. Dikenler arasından geçerken birçok yara almış. Sonunda bir gölete varmış ve orada ışık saçan yaşlı bir adamla karşılaşmış. Adamla selamlaştıktan sonra nereye ve niçin gittiğini anlatmış. Adam onu yolundan döndürmeye çalışmış. Ancak oğlan, "Ben babama söz verdim, ölmek var dönmek yok," diyerek yoluna devam etmiş. Oğlan, yalnız ve bitkin bir şekilde yedi başlı ejderhanın sarayına ulaşmış. Ejderhayı yenerek, saraydaki gizemli prensesi kurtarmış. Prenses, ona uçan adaya nasıl ulaşacağını ve oradaki tehlikelerden nasıl korunacağını anlatmış. Oğlan, uçan adaya ulaşmış ve oradaki zorlukları aşarak gümüş kuşu bulmuş. Ancak adadan ayrılırken, hangi kapıdan çıkacağını bilememiş çünkü adada yüzlerce kapı varmış. Adadan bir baykuşun işaretiyle doğru kapıyı bularak gümüş kuşla yola çıkmış ve ilk olarak, yaşlı adamın yanına uğramış. Adam, ona yolculuğunda yardımcı olan eşyaları vermiş ve oğlan, kardeşlerini bulmak üzere yola devam etmiş. Bir şehirde kardeşlerini bulmuş ve onlara birer at hediye etmiş. Yaşlı adamın yanına dönerek gümüş kuşu alıp eve doğru yola çıkmışlar. Ama büyük kardeşler, kıskançlık yüzünden küçük kardeşi bir nehre atmışlar. Ancak küçük kardeş suya düşmemiş, bir dalga tarafından kıyıya atılmış ve bir çobanla karşılaşmış. Çobandan bir kuzu satın alarak, kuzunun derisini giymiş ve koyun adamı olmuş. Bir kasabaya varmış ve orada bir handa çırak olarak çalışmaya başlamış. Bir gün, han sahibi öyle hastalanmış ki, hiçbir doktor çare bulamamış. O sırada yaşlı bir adam, "Eğer kristal saraydan bir yudum su getirirsen, han sahibi iyileşir," demiş. Küçük oğlan hemen saraya koşmuş. Orada gümüş kuş başlamış ötmeye. Bu olayı krala bildirmişler. Kral halkı toplamış ama kuş, koyun adam gelene kadar ötmemiş. O zaman başındaki kuzu derisini çıkararak babasına kendini tanıtmış. Ertesi gün kral, oğlunun başarısını kutlamak için büyük bir şölen düzenlemiş. Diğer oğullarını saraydan kovarak, küçük oğlunu onurlandırmış. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, bizim içinde develer, tellal pireler berber iken, ben, anamın anasının beşiğini tıngır mıngır sallarken, kalbur eleğin kambur felek üstünde söz ederken, çok yüce bir dağ varmış. Ama ne dağmış? Dağ mı desem, bağ mı desem diye gören şaşarmış. Doruğuna bakan dağ, eteklerindeki bağlara bakan bağ dermiş. İşte bu dağın yüce doruklarında bir kurt varmış. Kurt da kurtmuş. Hani canavar gözlü, kalın enseli, ziyankar mı?
ziyankar bir yaratıkmış. Gece olunca köye iner, köyün keçisini, atını, eşeğini, Allah ne verdiyse yer, har vurur, harman savururmuş. Köyün Ali Kıran'ı kesilince, köylüler bakmışlar ki, bu böyle olacak iş değil. Silaha sarılmışlar, etekleri bağlı, Yüce Dağ yoluna koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, derken dağ varmışlar. Yedi koldan aramaya koyulmuşlar. Aman dememişler, uykuyu nedir bilmemişler. Yedi gün, yedi gece kurdu izlemişler. En sonunda kurdu görmüşler ama ne var ki, vuramamışlar. Bu sefer, yedi kolda yedi tuzak kurmuşlar. En sonunda kurnaz kurdu yakalayıp köy odasına getirmişler. Köy odası bir alem, orada kanun, köyün gelenekleriyle töre kanundur. Kanun demek, dayak demektir. Bunu bilen kurt, odadakilerden korkmuş. Odadakiler de kurttan korkmuşlar. Dayak yerine sorguya başlamışlar. Birader kurt demişler, hayvanlarımızın için yiyorsun, yazık değil mi? Kurt önce susmuş, sonra da soruya şöyle karşılık vermiş, ben bir kurdum, ben de acıktım. Sizin yiyeceğiniz ekmekse, benimkisi de hayvanlar. Hayvanlarınızı yemeyeyim de ne yiyeyim? İsterseniz, hayvanlarınızı kurtulmasını istiyorsanız, her gün bana bir kilo et getirin. O zaman, hayvanlarınızı yemem. Köylüler, çaresiz peki, demişler ve kurdu da bırakmışlar. Ona bir yuva yapmışlar, köylüler kurda sırayla et götürmeye başlamışlar. Ancak zaman geçtikçe, köyün hayvanları azalmış. Köylüler, et götürmeyi bırakmışlar. Kurt, birkaç gün beklemiş ama kimse gelmemiş. Açlıktan gözleri kararmış, köye inmiş ve orada bir eşekle sıpasını görmüş. Eşekten bir kilo, sıpasından yarım kilo alıp yemiş, gerisini bırakmış. Eşek, akşam olunca eve dönmüş ve durumu anlatmış. Köylüler, kızgınlıkla kurdu yakalayıp tekrar köy odasına getirmişler. Neden sözünü tutmadın, diye sormuşlar. Kurt, köyde hayvan kalmadı, ne çift süreceğim ne güdeceğim hayvan. Ben anlamam, yoksa sizi yerim, demiş. Köylüler korkmuş, kurda bir şey diyememişler. Kurt kahkaha atıp, kaçmış ve bir daha görülmemiş. Çok eskiden, hayal gücünün sınırlarını aşan uzak diyarlarda, gizemli bir ormanın derinliklerinde, çeşit çeşit ağaçların oluşturduğu büyüleyici bir topluluk varmış. Bu ağaçlar, dallarını gökyüzüne doğru uzatırken, bazen canlı yeşil, bazen de sonbaharın altın sarısı yapraklarıyla nazlı nazlı sallanırlarmış. Gökyüzüne doğru yükselen bu ağaçlardan bazıları asırlık, hatta bazıları bir asırdan da yaşlıymış. Bu nedenle her biri, eşsiz ve büyüleyici bir güzelliğe sahipmiş. Bu ağaçlar, sayısız mevsim geçişlerinin sessiz tanıkları olmuşlar. Kış aylarının soğuğu, bol yağmur ve kar, bu ağaçların en sadık arkadaşlarıymış. Kış geldiğinde uykuya dalar, güç toplar, dinlenir ve baharı beklerlermiş. Baharın ilk ışıklarıyla birlikte, dallarını canlandırır ve taze yeşil yapraklarla süslenirlermiş. İlkbahar, bu sihirli ormanda her zaman neşeli ve hareketli geçermiş. Orman sakinleri, günlük şenlikler düzenlermiş, kuşlar cıvıldaşır, sincaplar ve maymunlar neşeyle daldan dala atlar, dans edermiş. Yazın sıcak günlerinde ise bu devasa ağaçlar, yapraklarıyla serin gölgeler yaratırmış. Ormanın hayvanları, ağaçların altında sıcak yaz günlerini serin ve rahat geçirirmiş. Ağaçlar, güneşin altında yorulsa da, çoğu zaman bu yorgunluk göz ardı edilirmiş. Ancak bir gün, yaz yavaşça solmaya başlamış ve sonbaharın hafif serinliği her yana yayılmış. Ağaçlar, yaz boyunca biriktirdikleri yorgunluğu dallarında hissetmeye başlamışlar. Zümrüt yeşili yapraklarıyla bir meşe ağacı, nazik bir esintiyle hışırdarken, değişim arzusu içindeymiş. Kuş ağaçları ise, yumuşak sesler çıkararak sallanırken yaprakları, narin bir sarıya dönüşmüş. Yaprak dökmeyen çam ağaçları bile,
gelecek olan serin ve canlı sonbahar günlerini özlemle bekliyormuş. Bu büyülü ormanda tüm canlıların dikkatini çeken ve hayranlık uyandıran özel bir ağaç vardı, akça ağaç. Onun yaprakları sıradan bir sarıya dönüşmekle kalmaz, alevler gibi kızıllaşıp tüm ormanı kırmızının en parlak tonlarıyla aydınlatırmış. Her sonbahar geldiğinde diğer ağaçlar bu muhteşem görünüm karşısında büyülenirlermiş. Bir gün bir meşe ağacı merakla, "Akça ağaç, bu eşsiz güzelliğinin sırrı nedir?" diye sormuş. Bunun üzerine bir huş ağacı, "Akça ağaç, sanki dallarında sonbaharın tüm sırlarını saklıyor," demiş. Bütün orman sakinleri, ışık saçan akça ağacının etrafında toplanmışlar. Yaşlı ve bilge bir meşe ağacı, "Eğer bize sırrını anlatmazsan, buradan ayrılmayacağız," demiş. "Yapraklarını nasıl bu kadar harika ve parlak kırmızıya dönüştürüyorsun?" diye sormuş. Akça ağaç içten bir gülümsemeyle yanıtlamış, "Yapraklarımın kırmızıya dönüşmesini sağlayan sihirli bir şey değil. Değişen mevsimlere ve doğanın ritmine duyduğum sevgidir. Değişim rüzgarlarını tüm kalbimle kucaklıyor ve bu sevgiyi yapraklarımda ateş gibi parlayan bir sonbahar şölenine dönüştürüyorum." Diğer ağaçlar şaşkınlık içinde, "Bu mümkün mü? Tüm yaz boyunca nasıl da yıprandık," diye mırıldanmışlar. "Şimdi ise yapraklarımız dökülecek ve dallarımız kuruyacak. Bu seni hiç üzmüyor mu? Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun?" diye sormuşlar. Akça ağaç, nazik bir sesle, "Yanıma gelin, ey güzel ormanın ağaçları, sizlere anlatacaklarım var," demiş. Çok uzun zaman önce, bu ormanın derinliklerinde, akça ağaçların ataları ilk kez kök salarken, çok sert bir kış mevsimi yaşanmış. Karlar yağmış ve her yer bembeyaz olmuş. İşte o zamanlarda, bir minik sincap, annesi ve babasının uyarılarını dinlemeyerek dışarıya macera aramaya çıkmış. Sincaplar, soğuk havalarda çok üşürlermiş. Hatta bazen o kadar çok üşürlermiş ki, donup kıpırdayamaz hale gelirlermiş. Küçük sincap, bu soğukta, akça ağaç dedenin yamacına sığınmış ve donma noktasına gelmiş. Akça ağaç dede, onu nasıl kurtarabileceğini düşünmüş. O anda, ormanın bilge ve iyi kalpli yaşlısı, kendinde o güne kadar fark etmediği eşsiz bir yeteneği olduğunu anlamış. Çocuklar, akça ağaç dedenin sonbaharda kazandığı ateş gibi parlayan kırmızı yapraklarının aslında özel bir büyü barındırdığını o gün fark etmişler. Akça ağaç dede bu özel gücünü ömründe sadece bir kez kullanabileceğini biliyormuş. Ancak bu küçük yaramaz sincap için hiç tereddüt etmeden gücünü kullanmaya karar vermiş. "Dallarımdan dökülen kızıl yapraklar, toprağı ısıtsın, küçük sincabı sarıp sarmalasın," demiş. Bu dileğiyle toprak ısınmış ve minik sincap yavaşça hareket etmeye başlamış. İlk olarak küçük burnu seyirmiş, sonra gözleri açılmış. Kendine gelince minnettar bir cıvıltıyla annesi ve babasının yanına dönmüş. Akça ağaç dede, sincabı kurtarabildiği için çok mutlu olmuş ve ormanın en saygın, en kahraman ağacı olarak anılmaya başlanmış. Bu hikaye yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılmış. Akça ağaç dede, bu deneyim sayesinde, dostlukların da mevsimler gibi her birinin kendine has güzelliği ve amacı olduğunu anlamış. Çünkü eğer sonbahar olmasaydı, akça ağacın yaprakları kızıla bürünmeyecek, toprağa ulaşamayacaktı. Bu olaydan sonra, akça ağaç dede her zaman dimdik ve gururla ayakta durmuş. Her mevsimi, minnettarlık dolu bir kalple karşılamış. Akça ağaç dedenin bu hikayesini duyan diğer ağaçlar, büyük bir şaşkınlık içinde kalmışlar. Meğer akça ağacın yapraklarının kırmızıya dönmesinin sırrı, sadece sihirli bir büyü değil, aynı zamanda her mevsimin güzelliğine duyulan derin bir takdirmiş. Sonuçta hayat, sürekli değişimlerle dolu, değil mi? Akça ağaç, bir gelinin ve doğaya duyduğu derin sevgiden ilham alarak, meşe, huş ve diğer tüm ağaçlarla yenilenen bir enerjiyle kucaklaşmaya başlamış. İşte o zaman, ormanın çocukları, bazı meşe ağaçlarında gizli bir sihir olduğunu keşfetmişler.
Bu sihirli meşe ağaçları, çocuklar tarafından Kızıl Meşe adıyla anılmaya başlanmış. Bir zamanlar, bir köyde bir aile varmış, baba, anne ve kızları. Bir gün, anneleri vefat edince, babaları başka bir kadınla evlenmiş. Yeni anne her gün kızı okula gönderirken, ona sadece bir dilim arpa ekmeği verirmiş. Kız bu durumdan çok üzülür, okula ağlayarak gidermiş. Arpa ekmeğini ne yiyebilir ne de içine sindirebilirmiş. Bir gün okula giderken yanındaki inek konuşmaya başlamış ve kıza şöyle demiş. O ekmeği bana ver, ben onu yerim, demiş inek. Sen ise gel ve kulağımdan içeri gir. Orada lezzetli yiyecekler bulacaksın, onları sen ye. Bu olaydan sonra kız, her gün arpa ekmeğini ineğe verir ve ineğin kulağına girip oradaki lezzetli yemekleri yer. Bu arada, üvey annesinin de bir kızı olur. Üvey anne, kendi kızını beslerken, üvey kızının gün geçtikçe şişmanladığını ve güzelleştiğini fark eder. Kendi kızına ne kadar iyi yemekler verse de, üvey kızı gibi olamaz. Bunun üzerine bir gün, kendi kızını da okula göndermeye karar verir. Ona da bir dilim arpa ekmeği verip, üvey kızını evde tutar. Kız yolda acıkınca arpa ekmeğini yemeye çalışır, ama boğazında takılır ve gözleri yaşarır. İnek, üvey annenin üvey kıza yaptıklarını bildiği için sessiz kalır. Kız eve döndüğünde, olanları şöyle anlatır. Anne, lütfen beni bir daha gönderme, diye yalvarır kız eve dönünce. Ben o ekmeği yiyemiyorum, neredeyse boğuluyordum. Onun yerine o kızı gönder, ben dayanamıyorum. Ertesi sabah, üvey anne kıza bir miktar pamuk ve biriyi verir ve bunları al ve makara ipliği gibi iyi, der. Kız, pamuk ve iye bakarak ağlamaya başlar. İnek ona yaklaşıp, bu nedir ve neden ağlıyorsun, diye sorar. Kız, üvey annem, bunları iplik yapmamı istedi, diye yanıt verir. İnek, pamuğu bana ver, ben yerim. Sen de yanımda otur ve iplik sar, diye teklif eder. Kız, pamuğu ineğe verir ve inek bunu yutar. Daha sonra, inek kulağından ince ve güzel bir makara ipliği çıkartır. Kız, bu ipliği dikkatlice sarar ve eve götürür. Köydeki herkes kızın bu yeteneğinden bahsetmeye başlar ve bu kız ne kadar güzel ip eğirebiliyor, derler. Bunun üzerine üvey anne, kendi kızına dönerek şöyle der. Kız, pamuğu alır ve eğirmeye çalışır ama oldukça kalın ve düzensiz bir ip yapar. Evine döndüğünde, annesine başarısız olduğunu söyler. Üvey anne, sen yapamadın ama bak o kız hem inek otlatıyor, hem de pamuk eğiriyor, diyerek kızını kıyaslar ve kocasına ineği kesmeyi teklif eder. Adam önce karşı çıkar ama kadın ısrar eder ve sonunda ikna olur. Öksüz kız, ineğin yanına gidip ağlamaya başlar. İnek ona, beni kestiklerinde etimi onlara yasaklıyorum. Onlar yiyemeyecek, sana ise tatlı gibi gelecek. Kemiklerimi beyaz bir bezle sarıp yemliğimin altına koy, der. İneği keserler ve eti ailenin diğer üyelerine acı gelirken, kıza tatlı gibi gelir. Kız, kemikleri toplar, beyaz bir bezle sarar ve yemliğin altına gömer. Bir süre sonra, bir padişahın düğünü olur ve aile davet edilir. Üvey anne kendi kızını giydirir ve düğüne gitmeden önce üvey kızına, ''Biz dönene kadar bu kazanı gözyaşlarınla doldur.'' der. ''Bu kazanı nasıl gözyaşımla doldurabilirim?'' diye sorar kız. ''Doldurman gerek.'' diye cevaplamış üvey anne. Üvey anne, bir teneke buğdayı bir teneke mercimekle karıştırıp kıza, ''Biz 2 gün sonra döneceğiz.'' Bu sürede hem buğdayları mercimeklerden ayır, hem de kazanı gözyaşlarınla doldur, demiş. Üvey anne gidince, kız ağlayarak işe başlar ama kazanın dolması neredeyse imkansız gibidir. O sırada oradan geçen bir tuzcu, kızın ağlamasını duyunca durumu sorar. Kızın cevabı üzerine tuzcu, ''Bir ölçek tuz al ve 2 teneke su koy, işte sana gözyaşı. Gözyaşı tuzludur, önerisinde bulunur.'' Kız, tuzlu suyu hazırlayıp,
buğday ve mercimekleri ayırmaya başlar. Bu esnada kapıdan geçen seyyar satıcılar kızdan ekmek ister. Kız, "Üvey annem buğday ve mercimekleri ayırmamı istedi ama bitmiyor," der. Seyyar satıcılar, "Biz yardımcı olalım," diye teklif eder. Kız, buğday ve mercimekleri ayırırken, ineğin kemiklerini hatırlar. Yemliğin altına gidip kemiklere bakar ve orada altın işlemeli elbiseler ve atlar bulur. Hemen elbiseleri giyip ata atlayarak düğüne doğru yola çıkar. Düğünde, üvey annesi ve kız kardeşi ayakkabılıkta oturuyorlarmış. Kız geldiğinde, herkes onu padişahın kızı sanıp karşılar ve özel bir yere oturturlar. Bir süre sonra, üvey annesi ve kız kardeşi dönmeye hazırlanırken, kız onlardan önce ayrılır. Acelesi yüzünden ayakkabısı bir çeşmeye düşer. Eve döndüğünde, elbiseleri çıkarıp saklar. Üvey annesi eve geldiğinde, "Kız, düğün nasıldı anne?" diye sorar. Üvey annesi, "Çok güzeldi. Padişahın kızı geldi, herkes ona çok değer verdi," der, üvey kızının kendisi olduğunu bilmeden. Bu arada, padişahın oğlu çeşmeye atını götürdüğünde kızın ayakkabısını bulur ve "Bu ayakkabıyı giyebileni alacağım," diye karar verir. Ayakkabıyı herkese denetirler ama kimseye uymaz, sadece kızın ayağına tam olur. Üvey anne şaşkınlık içinde kalır. Düğün yapılır ve kız, padişahın oğluyla evlenerek mutlu bir hayata başlar. Uzaklarda yağmur bulutlarının hiç uğramadığı, güneşin kavurduğu topraklarda, çatlamış toprakların ortasında bir köy varmış. Bu köyde akıllı ama bir o kadar da tembel bir kız yaşarmış. Balkız adında bu kızın annesi, her sabah köyün öbür ucundaki kuyudan su doldurmasını istermiş. Kadıncağız, kızını sabah erkenden zorla uyandırır, yataktan zar zor kaldırırmış. Balkız söylenerek yola koyulurmuş. Sıcak bir sabah, yüzü boncuk boncuk terlemiş, kolunda alnını silmiş ve göğe bakmış, ama tek bir bulut bile yokmuş. Sonra öfkeyle kuyuya yaklaşmış ve "Ah keşke bu kuyudaki sular bulutlara dönüşse, şimşek çaksa, yağmur yağsa ve her yere sular dolsa, taşsa. Bu uğursuz kuyuya bir daha yaklaşamayın," demiş. Sonra ayağıyla kuyuya bir tekme atmış ama kovayı iple bağlamadığı için hem kovadan hem de suyundan olmuş. O kuyuda bir cin yaşarmış. Kuyunun cinleri, Balkız'ın bu nankörlüğüne çok sinirlenmiş. Öyle ki gökyüzünü kapkara bulutlar sarmış. Balkız eve varmadan kuvvetli bir rüzgar esmiş ve yağmur yağmaya başlamış. Köydeki herkes sevinçle meydanlara doluşmuş, şarkılar söyleyip dans etmişler. Ancak akşam olunca yağmur hızını arttırmış. Yağmur, saatlerce, günlerce, hatta haftalarca durmadan yağmış. Köylülerin tarlaları balçığa dönmüş, ürünler çürümüş, evlerin çatıları akmış, ahırlar suyla dolmuş. Köydeki kimse ne yapacağını bilemez olmuş. Balkız, tüm bunların kendi yüzünden olduğunu anlamış ama kimseye bir şey söyleyememiş. Bir gece rüyasında aksakallı bir dede görmüş. Dede, Balkız'a köyün dışındaki en yüksek dağın tepesindeki mağarada yaşayan yeşil devi bulmasını söylemiş. Balkız, derhal annesine bir şey demeden çıkrasını alıp yola çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra, binlerce karınca görmüş. Karıncalar, yağmur sularından kurtulmaya çalışıyormuş. Balkız'ın altın gibi kalbi dayanamamış, sulara girip kütükleri kayalıkların üstüne taşımış. Son kütüğü yerleştirdikten sonra, kraliçe karınca gelip, "Ey Balkız, dile benden ne dilersen," demiş. Balkız, ne dileyeceğini bilememiş ama kraliçe karınca ona bir kanat vermiş. "Başın derde girerse, bu kanadı salla," demiş. Balkız, dağın tepesindeki mağaraya varmış ve içeri seslenmiş. Birdenbire kocaman, yemyeşil bir dev çıkmış. Balkız, başından geçenleri anlatmış ve yardım istemiş. Dev, önce kahkahalarla gülmüş sonra da bir şart koymuş. "İstediğimi yaparsan, yağmur durur. Yoksa seni bir lokmada yerim."
Balkız kabul etmiş ve dev onu mağaranın içine götürmüş. Orada avuçlar ve buğdaylar birbirine karışmış bir yığın görmüş. Dev, Balkız'a 2 saat içinde bu yığını ayırmasını söylemiş. Balkız, çaresiz karınca kanadını sallamış ve kraliçe karınca yardımına yetişmiş. 2 saat sonra, dev gelip işin tamamlandığını görmüş ve şaşkına dönmüş. Dev, Balkız'a bir kese vermiş. Balkız, keseyi açınca içinden parlak bir inci çıkmış. Dev, bu inciyi kuyudaki cini görünce ona ver. O zaman yağmurlar duracak demiş. Balkız, dedikleri gibi yapmış ve yağmurlar durmuş. Köylüler, evlerini ve tarlalarını onarmışlar. Yağmurlar sayesinde köyün yanında küçük bir göl oluşmuş ve herkes mutlu olmuş. Gökyüzü yine parlamış ve bu sefer gökten 3 elma düşmüş. Biri köylülerin, biri Balkız'ın ve biri de bu masalı dinleyen sizin başınıza. Bu hikaye, kral ve kraliçenin yaşadığı veliahta geçiyor. Çok güzel bir krallığı anlatıyor. Önemli bir günmüş, kraliçe 2 prenses doğurmuş. Ve kutlamak için perileri çağırmış. Hoş geldiniz, sevgili periler. Gelmenize çok sevindim. Güzel bebeklerimle tanışın. Büyük olanın ismini Kilo koydum. Birkaç saniye sonra küçük olanın adını birden koydum. Siz majesteleri, dileğinizi söyleyin, gerçekleştireyim. Büyük olanın en güzel olmasını diliyorum, demiş kraliçe. Sağ ol, Simzi, büyük olan çiçekler kadar güzel olsun ve parıldasın. Küçük olan da o kadar zeki ve tatlı olsun ki, peluş ayıcıklar gibi çok sevimli olsun. Zeki ve peluş ayıcık gibi olsun, derken birdenbire küçük olanın yüzü ayıya dönüşmüş. Demi, magazin, sen ne yaptın böyle? Ayıcık gibi dedim, ayı yüzü demedim, diye itiraz etmiş kraliçe. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama ben ayıcık gibi sevimli olsun demiştim. Ben eski kafalıyım, günümüz dilini anlayamıyorum. Lütfen geri al, magatin yapamam, doğum lekesi gibi, ne senin hatan kızımın geleceğini mahvedecek, sizin hatanız. Ayıcık gibi dediniz, sana açıklamaya gücün bile yok, ama bu kötü niyetli magodin için daha başlangıç, demiş magat. Periler oradan ayrılırken diğer periler teselli etmek için orada kalmış. Merak etmeyin majesteleri, kızımız da ismi gibi çok cesur olacak ve güzel bir hayat sürecek. Size söz veriyoruz, demişler. Fortunia ayıcık bebeğin üzerine peri sözü serpilmiş ve gitmiş, diğerleri de peşinden gitmiş. Yıllar sonra ikizler kocaman olmuşlar. Pilov çok hoş bir kız olmuş. Berlin ise ayıcık yüzlü kız olmuş. Herkes onunla dalga geçiyormuş. Bazen çok üzülüyormuş ama çoğu zaman görmezden geliyormuş. Berlin çok zarif ve zekiydi, kitap okumayı severmiş. Krallıkta ayıcık yüzü ve prensesin olmasına inanamıyormuş. Neye gülüyorsunuz? Söyleyin, ben de güleyim, demiş Berlin. Hiçbir şey majesteleri, bu ayı kulaklarım neler duyuyor, siz biliyor musunuz? Sizinkinden 2 kat daha iyiler. Biz ağaçlar hakkında konuşuyorduk. Hayır, onu konuşmuyordunuz, koş, demiş Berlin ve çok eğlenmiş. Birkaç gün sonra Cleo'nun düğünü olmuş. Yakışıklı bir prens ile evlenmiş. Ve düğüne herkes katılmış. Çok keyifli bir düğünmüş, ta ki Berlin salona gelene ve herkes susana kadar. Bazıları söylenmeye başlamış ve salonu terk etmiş. Berlin üzgün koşarak odasına gitmiş. Kral ve kraliçe de düğünden sonra onun yanına gitmiş. O gün yaptığım bir hata bugün bile peşimi bırakmıyor. Kızımın böyle üzülmesine dayanamıyorum, demiş kral. Yine söylüyorum, bu senin hatan değil. Bunlar Magotin Peri'nin olmayacak işleri. Ben artık çok yoruldum. Bu kraliyet hayatı beni çok yordu. Söyle kızım, senin için ne yapabiliriz? Tatile gitmek istiyorum. Kimsenin benimle alay etmediği bir yer. Nereye gitmek istersin?
Sen içersin tatlım, orası çok uzak. Yakındaki adalara gitmeye ne dersin? Şimdilik moda olur ama beni oraya sen götürme. Yalnız başıma yaşamak istiyorum. Berlin şatodan ayrılmış, çantasına birkaç yiyecek ve içecek koymuş, yola çıkmış. Küçük bir tepeden geçmiş ve sonunda sahile ulaşmış. Bir kayık orada bekliyormuş. Bu kesinlikle babamın işi, demiş ve adaya doğru denize açılmış. Denizi ve etrafı seyretmek çok keyifliymiş, daha iyi hissetmiş. Şimşekler çakmaya ve yağmur başlamış, dalgalar yükselmeye başlayınca, Berlin bayrak direğine sıkıca tutulmuş. Doğa rahat içinde yaşamamı istemiyor. Sanırım kayıp bir hikaye yaşıyorum, demiş ve birden bir şeyin üstüne düşmüş. Harika, müthiş bir tatil yeri, demiş Berlin ve etrafına bakmış. Gördüğü tek şey denizmiş, ada ise olduğu yerden hala çok uzaktaymış. Tam da denizin ortasında köpek balıklarına yem olacağım. Dur, burada kimse benimle dalga geçmiyor, demiş. Tanrım, inanamıyorum. Buraya yalnızca bizim gibi balık insanlar çıkıyor sanıyordum. Ama bakın burada kim varmış. Suya meydan okuyor ama solungaçları yok. Erken konuşmuşum, zavallı kız. Akraba söylenmek yerine beni adaya götürebilir misin, demiş bir balık insana. Tabii, demiş o zaman ben biraz uyuyayım. Berlin biraz kestirmiş ve uyandıktan sonra gördüklerine inanamadı. Dur biraz, neredeyim ben? Berlin'in üzerinde durduğu kaya sıradan bir kaya değildi, Pagordin Adası'ydı. Orada yaşayan küçük cinler, değerli taşlardan ve kristallerden yapılmıştı. Hepsi kendi işiyle uğraşıyordu. Biraz daha aşağı, şapşal, bana bağırıp durma, demiş bir cin. Berlin birinin yanına gitmiş. Merhaba, burası neresi? Pagudin Adası'ndasın, prenses, demiş cin. Herkes toplansın, prenses uykusundan uyanmış. Küçük cinler toplanmış ve Berlin'i götürmüş, gelişini kutlamışlar ve ona kitaplarla dolu çok şık bir oda vermişler. Berlin orada huzur içinde yaşamış ve cinlerle çok güzel bir arkadaşlık kurmuş. Çalışmak için denize açılan krallara hakkında konuşurken, peki yakışıklı biri mi, demiş bir cin. Evet, oldukça. O zaman hiç şansım yok, demiş Berlin. Tabii ki var, prenses. Nasıl biri olduğunu bilmiyor ki. Hayır, biliyor ve çok tatlı olduğunu düşünüyor. Hadi canım, demiş Berlin. Nihayet Berlin, Pagulin kralıyla tanışmış. Gördüğü kişiye çok şaşırmış. Yani göremediği de sen görünmez misin yoksa? Maalesef, Magotin bana da büyü yapmış, tıpkı senin gibi. Ben de uzun bir hayat yaşadım. Ayrıca kibar birisin, bu halini memnuniyetle kabul ediyorum. Ama tatlım, seni uyarmalıyım. Eğer benim gerçek halimi görürsen, yine cezalandırılmak zorundayım. Görmeyeceğim. Böylece birbirlerine delice aşık olmuş ve evlenmeye karar vermişler. Berlin ailesine haber göndermiş ancak evlilik konusunda annesi işi pek rahat değilmiş. Bu yüzden şöyle demiş, endişeleniyorum, Berlin. Nasıl göründüğünü bilmen gerekir. Beni karşılıksız seviyor diyorsun ama ya bir canavarla evleniyorsan. Berlin bunun hakkında biraz düşünmüş ve annesini dinlemeye karar vermiş. Yanında geçerken kralı görebilmek için evin içine bir ayna koymuş. Ve o gün içinde kralı görmüş, korku içinde çığlık atmış. Görünmez kral yeşil bir yılandan başka bir şey değilmiş. Sana gösterdiğim onca sevgiden sonra mı? Demiş kral. Hayır. Tam o sırada Magotin perisi belirmiş. Ayı merakına yenik düşmüş, çok yazık. Müstakbel eşin cezasını tekrar çekmek zorunda, 2 yıl boyunca benim esirim olarak kalacak. Hayır, lütfen, demiş Berlin. Yapmadan önce düşünecektin. Beni merak etmeye burada. Magotin perisi, kralı yakalamış,
Yeşil yılan artık onun zindanındaymış. Sana gelince demiş Magotin Berlin'e, şimdi bu demir ayakkabıları giy, Mor Dağı'na tırman, bu da senin cezan. Berlin ağır demir ayakkabıları giymiş ve Mor Dağı'na tırmanmaya başlamış. Çok uzak değilmiş ama ağır ayakkabılar onu aşağı çekiyormuş. Artık ayaklarım çok acıyor, ben ne yaptım böyle? Bu güzelim krallığın başına felaket getirdim. Ümidini yitirme, kim var orada, demiş bir ses. Ben Peri Fortun, seni mutlulukla kutsayan peri. Benim mutluluk nerede peki? Daha yeni başlıyor evlat, şimdi tırman şu dağa, sonra da yüzünü çeşmede yıka, heyecanlı günler bekliyor. Seni güzel bir hayat süreceksin, sonra neden sorgulama sadece git. Böylece Berlin, Peri Fortun'un sayesinde Mor Dağı'na tırmanmış. Ve çeşmeyi bulunca, of çeşmenin suyu harika görünüyor, hemen elimi yüzümü yıkayayım, demiş. Berlin yüzünü yıkamış ve sudaki yansımasına bakmış. Artık insan yüzü varmış. Aman tanrım, bu ben miyim? Evet, sensin ama tek bir şart var. 2 yıl boyunca burada hiç hata yapmadan yaşaman gerekiyor. Peki krala ne olacak? Onu hep kalbinde sakla, gerçek var, kötülüğü ortadan kaldırır. Pekala, demiş Berlin ve 2 yıl boyunca Mor Dağı'nın tepesinde yaşamış. Hakkında hep kocasını düşünmüş ve ona iyi dilekler dilemiş. Umarım o iyidir. Birden ağaçların arasından bir ışık belirmiş ve Valentin aşağı inmiş. Vay canına, özel kimsin? Havadaki aşk kokusunu aldım. Ben de gelip kendim bir göreyim dedim. Ben Valentine ve sen de artık ayı olmayan birden olmalısın. Beni tanıyorsun, pekala, kocana tek bir yılan hayatı yaşatmayacak. Gerçekten mi? Nasıl olur böyle? Parmaklarını ışıklatarak voleyci Laverdi ile birlikte sagot sazasına ışınlanmışlar, vay canına, sevgilin hapishanedeymiş. Kral çok dedi ki, seni seviyorum. Debutana böyle merhaba, huysuz kadın. Konuşma, seni hapse atmadan çabuk gözümden kaybol, Valen. Tayin neden yok, yoksa bana aşık mısın? Hayır, dedi, o zaman sorun ne? Kralı serbest bırakalım. Morentin Bin, Silivri'nin zindanını açmış ve kral da hemen dışarı çıkmış. Olamaz, onu nasıl açtın, diye sordu. Çünkü aşk her şeyden güçlüdür, tatlım, aşk. İyi misin? Ve puf! Yeşil yılan kral, yakışıklı bir prense dönüşmüş. Aman tanrım, yüzüne ne oldu senin, diye şaşırdı. Tanıyamadın mı yoksa? Zindana girme vakti sendeydi. Sen öyle sanıyordun, peri büyüsünü geri alabileceğini söylemiştin ama almamışsın. Acı çekmemi istemişsin, aslında eğlenceliydi, artık oyun bitti. Magazin Valentin, Magosin peri küçülttü ve onu şişeye hapsetti. Dur, lütfen beni çıkar. Seni duyamıyorum, bir daha kimseye zarar vermeyeceğim. Özrün kabul edildi ama seni bir süre cebimde gezdireceğim. Ve işte Bordley'nin tatili böyle sona erdi. En büyük bir düğün yapıldı ve Pago denizinde kutlandı. Sözümü tutmadığım için senden özür dilerim. Her şey daha güzel oldu. Borden kralla beraber krallığına döndü ve insanlar gözlerine inanamadı. Majesteleri her zamanki gibi göz kamaştırıcı. Ayı suratın varken beni beğenmiyordun, şimdi de bana layık değilsin. Herkes güldü. Kral Joe ve Kaleçe Burling, Paot Adası'na geri dönmüşler ve mutlu mesut yaşamışlar.